Kutlu Güvercin TV YouTube yayın kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şu kuşu bilmem görebiliyor musunuz? Şu anda genelde astronomi bir zoomlayıp birini astronomi bir kenara dayadık. Şöyle bir. Arkadaş bu kuşu anlamak mümkün değil. Niye diyeceksiniz? Şimdi aslında etrafı bir kontrole gelmiştim. Altı, bak onun altında boş yer var. Altından geçebilir, üstünden geçebilir. Ama bu çıktı. Gene aynı yerden içeri girmek istiyor. Yani benim bildiğim içerideki kuş dışarı çıkar, kurtulmak ister. Bu dışarıda özgür gezen kuş zorla oraya girmek istiyor arkadaşlar. Ben bunu anlamış değilim yani. Bu kuşları gerçekten bazen anlamak mümkün değil. Yani gelmesem burada sadece uğraşacak belki de. Vazgeçip oradan geri çıkar mı? Yemden çıktı bir ara. O anda çektim bilmiyorum ama. Çıktı, geri daldı oraya. Yani sanki oraya girmek mecburiyeti varmış gibi bir şey oldu. Ben de dedim hani bunu görmüşken biraz çekeyim kameramda. Sizinle de paylaşayım istedim arkadaşlar. Muhtemelen bu bir nasıl bir ne kuşu olabilir arkadaşlar? Sığırcık diyoruz biz. Sizler nasıl o siyah kuşlardan oluyor arkadaşlar. Onlardan olabilir. Onun yavrusu. Gene kamera yanlış yere tutmuşum pardon. Onların yavrusu olabilir. Tecrübesi pek yok belli ki. Tabii ki kurtaracağım onu birazdan oradan. Ya şu anda bak kendisi dışarıda kafası. Bu tarafa dönse çıkacak. Ama o inatla pardon kamerayı biraz falan atıyorum. Tek elle arkadaşlar kusura bakmayın. Elimden birini de bastonuna dayanmak zorundayım halen. Biraz şikayet yoluna başladı videolarımda aynı şeyi söylemek ama gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Ne diyeyim arkadaşlar, şimdi ben onu oradan alacağım artık. Çünkü artık onun orada zorlanmasına gönlüm razı olmuyor. Güvercinler dışarı çıkmasınlar, içinden file gelmiştim. İçinde file var arkadaşlar bu şeyi. Belki ekranda kısmen de şeye yansıyor. Şimdi eğilmeye çalışacağım. Bu kuşu buradan kurtaracağız arkadaşlar birlikte. Canlı yayında kuş kurtarıyoruz arkadaşlar. Bastonum. Ay Allah. Bastonum yere düştü arkadaşlar. Ben de düşersem canlı yayında hiç şaşmayın. Kuşun bedduası olur. Bak kuş. Sen niye böyle bir aptal kuş çıktın anlamadım. Görüyoruz şu, aslında şu alan geniş. O kadar geniş. Sen niye geldin de buraya girdin? Gel gel. Zarar vermeyin diye hayvana. Dikkatli olmaya çalışıyorum. Yavru ya arkadaşlar, bu gerçekten yavruymuş. Gel bakayım. Ya sen acı mısın bakayım? He? Ben sana yem versem çok da tatlı bir şey arkadaşlar. Ya şuraya bakın. Ya işte. Görüyorsunuz. Bu boğaz peşinde, yem peşinde. Bak şurada yem var. Hah, şurada görüyor musun? Dünden buraya döküldü, gizlemiştim. Bunu yemek istersen burada. Ama zannetmiyorum yiyeceğini de. Şimdi buraya alsam gelirsem burada perişan olacak. Panik atak arkadaşlar. Ve bu yavru annesi babası, onu da söyleyeyim. Bak güzel bir bilgi aklıma gelmişken arkadaşlar. Bu yavrular yuvadan düşse bile bu geç yani kendi kendini kurtaracak bir yavru. Bayağı bir uçup dolaşan bir yavru. Bu o kadar şey değil. Mağdur bir yavru değil. Bu yavrular yuvadan düştüğü zaman çoğumuz alıyoruz, eve götürüyoruz filan işte acı duygumuzla filan. Arkadaşlar bunu bence yapmayalım. Çünkü anne kuşlar bunlar yuvanın kuşun etrafında uzaklarda seyrediyorlar dallarda. Gene gelip onu yerde de olsa besliyorlar. Onu yönlendiriyorlar, bir yerlere falan çekmeye çalışıyorlar. Ha trafikte olabilir, işte tehlikeli yerde olabilir. Onu alıp böyle bir yeşillik alana, rahat edeceği bir alana koyunuz. Anne baba onu besler. Sizin götürüp beslemenize gerek kalmaz. Hani şu da olabilir. Bir saat, iki saat bekleyin başında. Anne babadan iz yoksa o zaman da alabilirsiniz ama bence çoğu zaman anne baba bunun sesine, çırıltısına kulak veriyor. Geliyor, onu siz göremiyorsunuz ama anne baba genelinde o şeyde etrafta başında duruyor ve gelip bunu yerde de olsa besliyor arkadaşlar. Siz de ona olay hiç tereddüt etmeyin. Hayvanları alıp mağdur bırakmayın şeyin kutuların içinde şurada burada. Onun için bunu salıyoruz arkadaşlar birlikte. Bakalım. Gitti gördü mü kameraya bilmiyorum ama bakın ta buradan dolaştı. Bu evin arkasından, ağaçın arkasından öbür bahçeye kadar gitti. Yani anlayacağınız yetişkin bir kuş aslında, tecrübeli de. Ama şunun altından yer var bakın. Oradan geçebiliyor, şey yok yani file.
Ama yordan girmeye çalıştı. Bir de niçin oraya girmeye çalıştı onu anlamış değilim. Demek ki birkaç defa yukarısından girebiliyorsun. Demir yukarısı ama araları bayağı açık. Her tarafı kaplı değil. Oradan giren kuşlar oluyor zaman zaman ama o da girdi demek ki birkaç defa hafızasında kaldı. Neyse arkadaşlar o kuşu en azından buradaki çilesinden kurtardı. Kendi çıkar mıydı bilmiyorum ama en azından fazla çile çekmeden oradan aldık. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Ve abone like atın. Bu arada yine de hatırlatayım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.